Ya partinin kuruluş evresinde kurucuların kurucu listesini içeren bildiri formu ile birlikte program ve tüzük normalde İçişleri Bakanlığı'na teslim edilir ve bakanlıktan verilen alındı belgesi neticesinde parti tüzel kişilik kazanmış olur. Evet. Bu bağlamda aslında parti tüzel kişilik kazandı. Yalnız bundan sonraki evrede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı program ve tüzük üzerinde bir inceleme yapıyor. Kendince aslında siyasi partiler mevzuatına ya da anayasaya aykırı hükümler var mı yok mu gibi bir inceleme yapıyor. Prosedür normal bir şekilde işlerken Yargıtay'dan gelen geri dönüt itibariyle tüzük ve programda yer alan kimi hükümlerin direkt olarak anayasaya aykırı olduğuna dair bir inceleme yapıldığını, böyle bir beyanatta bulunulduğunu gördük. Yalnız bunlar teknik kısımları değil, direkt olarak aslında bizim programatik olarak savunduğumuz görüşlerin programdan çıkartılması, direkt olarak bunun ortadan kaldırılmasına dairdi. Burada da temel olarak bizim kullandığımız Kürt halkının anayasal düzlemde haklarını ve özgürlüklerini savunmak için mücadele etmek, ana dilde eğitimi savunmak veya bugün hani Birleşmiş Milletler nezdinde dahi açıkça hükme bağlanmış self-determination yani ayrılma hakkının tartışılması gibi gündemlerin dahi kesinlikle kabul edilemez olduğu, Türk'ten başka bir ulustan söz edilemeyeceği, Kürt kökenli Türk vatandaşları denilebileceği, ana dilde eğitim gibi şeylerden söz edilemeyeceği, yekün olarak bunun da devletin bölünmez bütününe aykırı olduğu yönünde bir ihtar aldık. Bu ihtara karşı iki yol var karşımızda. Birincisi itirazda bulunmak, ikincisi 60 gün içerisinde talep edilen düzenlemeyi gerçekleştirmek. Yani biz bu bağlamda bu hükümlerin neden anayasaya aykırı olmadığını içerir bir yazıyı ve gerekçelerimizi Yargıtay'a bir metinle göndereceğiz ve orada bir hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz aslında. Kobani Kumpas davasından başlamak gerekiyor. Kobani Kumpas davasında sosyalistlere aslında verilen cezalar, Kürt özgürlük mücadelesiyle sosyalistler yan yana gelirse sizin başınıza da bu gelir şeklinde bir gözdağı mesajıydı. Bununla bağlantılı olarak aslında bugün bizim partimiz şahsında girişilen bu program değiştirme talebi Yargıtay'ın açık bir şekilde sosyalistlerle Kürtler arasında, Kürt hareketi arasında o tarihsel bağların geçersiz kılınması ve mücadele ortaklığının, mücadele zeminlerinin ortadan kaldırılmasına dair bir devlet refleksi gibi görüyoruz ve bu bağlamda okuyoruz. Türkiye sosyalist soluyla Kürt hareketi arasında zaten dediğim gibi tarihsel ve kopmaz bağlar söz konusu, mücadele bağları söz konusu. Bugün birleşik mücadele hatlarını Türkiye'de bir şekilde oluşturmak için bir yeni ittifak zeminleri, yeni birleşik mücadele alanları tartışmaları sürerken bu refleksin geliştirilmesi aslında bizzat bu birleşik mücadelenin örgütlenmesine dair egemenlerin ciddi bir korku beslediğini gösteriyor bizce. Bir ikincisi bu aslında geçmişten bugüne bir inkarcı, tekçi, asimilasyoncu politikanın Türkiye sosyalistleri tarafından bir şekliyle müdahale edilmesi gereken bir alan gibi tarif edilmesini devletin engellediği, devletin bundan çekindiği bir zemin olarak değerlendirdiğini gösteriyor bize. Dolayısıyla orada hani bir başka ulustan söz edilemeyeceği, bir başka ulusun tanınmayacağı gibi ifadeler birincisi Kürt ulusun direkt olarak varlığını inkara dayanıyor. İkincisi bu varlığı tanıyan sosyalistlerle Kürtler arasındaki tarihsel bağları da bir şekilde ortadan kaldırmak ve o mücadele ortaklığı zeminlerini baştan akamete uğratmak amacı güdüyor. Ya biz Sosyalistler Partisi olarak zaten ilk kurulduğumuz andan itibaren aynı çağrı yapıyoruz. Bugün aciliyetli problemlerden bir tanesi birleşik mücadeledir. Dolayısıyla birleşik mücadele zeminlerini imkan tanıyan her yerde Türkiye'li sosyalistleri, azınlıkları, bütün ezilenleri bir şekilde bir arada hareket etmeye davet ediyoruz. İkincisi özellikle bu inkarcı, tekçi, asimilasyoncu politikalara karşı bütün devrimci, demokrat kamuoyunu acil bir şekilde ses çıkartmaya, dayanışmaya ve buna karşı korkusuzca aslında bir ortak tutum belirlemeye davet ediyoruz. Bunu da birleşik mücadele zeminlerinden örgütlemekte kararlıyız. Herkese çağrımız buna güç vermesi yönündedir.